Takım oyununun günün akşamın ilk takım oyunu programının e, ilk saniyeleri maçta Gençler Birliği Fenerbahçe maçında 87. dakikayı bulduk bir birlik beraberlik ve Fenerbahçe'nin artan baskısı var Az sonra Emre Bol ve Erman Toroğlu bizlerle birlikte olacak e, hafta içi mesaisi değerli futbol severler 31. hafta ve e, Gençler Birliği Fenerbahçe mücadelesinde normal süre olarak Son 3 dakikanın içindeyiz. 60. dakikada Bogdan Stanku'nun golüyle başkent temsilcisi 1-0 öne geçmişti. 81. dakikada Emre çok güzel bir gol kaydetti. Ve takım adına skora dengeyi getirdi. Az önce Vedat için filelere giden topu offside gerekçesiyle var uyarısıyla gol değeri kazanmadı. Fenerbahçe son bölümde baskılı. Gençler Birliği takımının ...biraz yorulduğunu, biraz oyundan düştüğünü... ...Fenerbahçe'nin de bu bölümde daha fazla ileri çıktığını... ...çok adamla rakip yarı alanda gol aradığını söyleyebiliriz. 88. dakikayı da geride bıraktık. 89. dakikanın içindeyiz. Bir yandan da 4. hakemde gözüm... ...uzatmalarla ilgili olarak sevgili Emre Bol da geldi. Anlık puan durumunu arkadaşlarım bir verebilirse eğer... O arada Emre de yerleşsin ve e, mikrofonunu da takmış olur. Evet, e, an itibariyle e, Medipol-Başakşehir'in 63, Trabzonspor'un 61 puanı var. Demir Grup Spor 54, Galatasaray 52, Beşiktaş 50, Fenerbahçe'de şu skorla 50 puanda. Ama dediğim gibi e, maçın henüz oynanmamış 1,5 dakikalık bir bölümü ve uzatma dakikaları var Fenerbahçe'de yine. Rakip yarı sağda sol taraftan geliyor. Sarı lacivertli takım ceza sahasında bir orta. Uzak direktibinde bir müdahale. Çok adamla ceza sahasında ve çevresinde yine Fenerbahçe Gustavo ceza yayının dışından vurdu ama vuruşu çerçeveyi tutmadı. Ee, sevgili Emre Bol e, hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. E, uzatma bakalım ne kadar işaret edilecek. 90. dakikanın içindeyiz. Ee, az önce Vedat Muriç e, topu filere yolladı ama... Net offside. E, offside'di. Bir yarım metre kadar. E, ve gol değeri kazanmadı. Emre'nin çok güzel bir golü var. ile öne geçti. Bugün Fenerbahçe e, doğrusunu söylemek gerekirse maçın belli bölümlerinde kritik savunma hataları yaptı. Evet. Zaten onlardan iki ya da üçüne imza atan Jailson sonunda ilk yarının sonunda kenara geldi. Yerine Emre oyuna dahil oldu ve kurgusunda da savunma kurgusunda da bir değişikliğe gitti Fenerbahçe. Şimdi savunmanın arkasına Vedat Muriç'in bulunduğu bölgeye bir top. Vedat dar açıdan vurdu. Kaleci Ertaç e, topu güçlükle uzaklaştırdı. Taç atışıyla atak tazeleyecek Fenerbahçe. E, Rodríguez yanılmıyorsam orada topu kazandı. Uzatma göstermedi değil mi daha? Henüz uzatma işaret edilmedi. Ceza sahası dışında Fenerbahçe yine kale sahasında soğukkanlı bir geri pası Ertaç'a. Ee, 90. dakika artık son saniyeler. Ee, bakalım 4. hakem ne kadar uzatma işaret edecek? Vedat'ın da çok dar açıdan... ...vurduğu şut etkili bir şuttu. Bugün çok fazla offside'a düşmedi mi sence? Çok düştü. Yani birazcık bu forvet oyuncusunun... ...birazcık bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ee, yani işte üst düzey bir... ...forvet oyuncusu olabilmek... ...biraz o offside'dan... E, ...kaçabilmeyi de başarabilmekle ilintili. Mesela yıllardır Burak Yılmaz var. O kadar çok offside'a düşüyordu ki... ...söyleye evet. söyle bir şekilde kendini buna şey yaptı. Ama Burak da düzey çok düzey düşüyor. Düzeltti. Düşüyor. Yine o de eskisi çok kadar düşüyor. çok düşmüyor. Yani bugün Vedat... E, ...tabii... E, Hani aynı ritimle dönmediler arkadaşların bir yandan da şeyleri e, rakamları ilk yarıya ilişkin rakamları ekrana yansıtıyorlar biz de bak o saatin e, üçü de herhalde şeydi abi bir yanlış dakika. görmüyorum değil mi 90 e, dakika doldu uzat uzatmalar henüz işaret edilmedi Geldi bu yani. arada bir büyük hata gol pozisyonu son anda çizgide bir müdahale İnanılmaz bir gol kaçırdı Fenerbahçe inanılmaz bir pozisyon hani kaçırmak daha zor ama bir e, itirazlar var karşılaşmanın hakemine Alper Ulusoy'a e, Geri Rodriguez şöyle söyleyelim zor olanı başardı diyeceksiniz ki nasıl kaleci Ertaç topu elinden kaçırdı Altı pas üzerinde kale boş Geri Rodriguez topu çekti kaleci kaleye dönmeye uğraşındaydı savunma ve kaleci ikinci hamleyi yapıp topu çizgi üzerinde karşıladı fakat fakat e, hani Orada hani golü atamamak gelir oldu diye evet. yazar. Evet. Tamam kurtaranların da hakkını teslim edelim de ee, bu arada Faletin burada bir elle teması var mı? Var. O da kritik pozisyon. Diziyle diyor Alper Ulusoy ama itirazlara bir de sarı kart çıktı. Şu az önceki Fenerbahçe'nin pozisyonunu bu arada e, bir kez daha izliyoruz. Kale sahası içinde ya, müthiş bir pozisyon bu. Yani bunu atamamak Gerçekten önemli bir beceri bence. Tamam 3 kişi var kalenin içerisinde ama kaleci yerde. Yani yukarıya doğru vursa çok net bir gol olacak. Bir bir elle müdahale beklentisi var. Savunmada o 32 numaralı oyuncusu Flavio onun Aa, bir değmiş, eline değmiş. Eline hani değmiş ama kaleciden dönmüş. Kaleciden döndükten sonra değmiş sanki. Seken top ikinci bir yalnız bu şekilde işte biliyorsun. Çok standartları Doğru. tutturamadığımız pozisyonlar yaşıyoruz. Bugün de Erman Hoca ile ilerleyen bölümde konuşacağız. Yani çok enteresan bir mı? şekilde birbirinin sağlaması Yok olan pozisyonlar yaşıyoruz. Onu Hoca'ya şimdi içeride de gösteririz eee ikinci takım oyunu programında 23'teki takım oyunu programında da onları konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yine ceza sahasında Fenerbahçe çok adamla 3-4 oyuncu ceza sahası içinde top ekliyor. Yerden orta, bir müdahale. Top oyun alanının içinde atak tazeleyecek Fenerbahçe. Bir ortada kale sahası. Ters taraftan ceza sahasının dışına çıktı top. Gençler Birliği savunması bütün hatlarıyla rakip e, kendi yarı sahasına çekildi. Bu arada bir kontratak şansı bulabilir Gençler Birliği. Savunma arkasında bir top. Altay çıkıp çıkmamakta tereddüt etti. Yardım geldi ama top biraz arkasına düştü. E, Stanko muydu o? Yanlış mı gördüm? Görmek çok kolay değil bu mesafeden ama bu kez Gençler Birliği'nin Fenerbahçe yarı sahasında olduğunu belirtelim. Ee, son bölümde Gençler Birliği takımı kalesinde çok pozisyon gördü hocam. Ee, arka arkaya ciddi pozisyonlar yaşadı. Şimdi Fenerbahçe için bir kez daha e, rakip yarı alana geçme fırsatı. 4-5 oyuncuyla rakip sahada Fenerbahçe. Gustavo sol tarafa doğru bıraktı. Sol taraftan geliyor. sarı lacivertli takım daha destek var Hasan Ali'den bu arada. Hasan aldı topu, yaptı ortasını. E, ceza sahası uzak köşesinde sol kanattan sağ kanada çevirdi atak yönlü Hasan Ali. Şimdi Emre Belezoğlu bir pas. Etkili bir pas değil ama e, tekrar topu kazandı Fenerbahçe. Bir ortada ikinci hamle vurabilen hiçbir oyuncu yok. Gençler Birliği savunmasının bunaldığı anlar taç atışını Fenerbahçe bu kez sol kanattan kullanacak. Tabi yoğun bir maç trafiği futbolcular çok yoruldu. Fenerbahçe'de son bölümde özellikle Son 15 dakikada çok efor sarf etti. Gençler Birliği bütün atlarıyla savunuyor. Fenerbahçe sağlı sollu ataklarla yükleniyor. Derinlemesine bir top. İkinci hamle Gençler Birliği savunması adeta etten bir duvar ördü. Bu arada yerde kalan bir oyuncu var. Karşılaşmanın hakemi elini kaldırdı. Faul işaret etti. Bir tehlikeli hareket endirek serbest vuruş kullanacak. Gençler Birliği takımı 90 artı 4. Değerli izleyenler 90 artı 4. dakika. Şu pozisyon Erman abi, geri Rodriguez hani zor olanı başardı burada. Boş kale yerine, burada kaleci Ertaç çıkıyor, elinden kaçırıyor. Rodriguez'in önünde kalan top, Hı. orada oyuncu bir kalecilik yapmaya çalışıyor. İkinci hamle, savunmadan seken top Ertaç'ın elinde kalıyor. Alper Ulusoy da hayır bir şey yok ben gördüm diyor. İlginç bir pozisyon ama. Geri Rodriguez için hani orada yerden topu, yerden kaleye götürmek, başkanım, yollamak başkanım, yerine. çok işte nereye vursak öyle ya olacak? 7.44 evet. elinde bir kale var yani genişlikte. Ee, nereye vursa gider top. Yeter ki yukarıdan vursun senin de söylediğin gibi. Evet artık son anlar mücadelede. Son saniyeler. Alper Ulusoy saatini kontrol etti ve son düdüğü çaldı. Başkent'teki Gençler Birliği Fenerbahçe maçı 1-1 sona erdi. Fenerbahçe puanını 50 yaptı. Gençler Birliği de ligde kalma yolunda kritik bir puan aldı. 33 puana yükseldi ki. Yani şu anda her puan altın değerinde lige tutunmaya çalışan takımlar için. Erman Hocam özellikle ilk yarısı çok temposuz, durgun bir maçtı ama... ...ikinci yarıda özellikle gençler birliği öne geçtikten sonra Fenerbahçe ve Yorulmaya başladıktan sonra Fenerbahçe önce dengeyi buldu sonra şanslar buldu. İlk yarıda gençler birliğinin de önemli fırsatları var. Enteresan maçlar izliyoruz pandemi döneminde. Yani ne olacağı belli olmayan, gidişatı bir anda değişebilen, ilginç senaryolara sahne olan maçlar nasıl bir karşılaşmaydı sizce? Hocam artık yani gaza alınmış bir lig oynanıyor. Fazla bir şey beklemeyeceksin. Ya bu ligin oynanması işte yayıncı kuruluştan paralar alınsın. Lig bitsin. Şey olmasın yani. Vıdı vıdı olmasın. Ya şimdi lig olduğu gibi bitse bin tane cümle söyleyecekler. Onu söyleyecekler. Bunu söyleyecekler. Oynanıyor. Oynandığı için oynanıyor. Böyle de bitecek. Ne olacağını da göreceğiz. Ve gene bir heyecan var. Şampiyonlukta İki takım kopmadılar, kopsaydı o da bitecekti. Evet. Aşağıda da bir heyecan var, o heyecanla götürüyoruz ama yani çene suyu çorba. Ee, zor şartlar yani hava çok derece sıcak, nem. Dün bir ara baktım, yüzde seksenli falan da buharlaşıp gideceğiz yani. Orada Ankara'nın Burada... nem çok yoktur ama onda sıcağı sıcak yan Ankara'nın da. E tabii yani sıcağı Ankara... Sıcağı sıcak ama İstanbul gibi diyor. ya. Bugün, nem olmuyor, nem olmuyor. Bugün İstanbul... Ankara'da o kadar olmaz. Evet. Ankara'da olmaz. Daha kuru Ankara'da Ankara'da o kadar olmaz. Ama şimdi mesela İstanbul gibi o. Başakşehir İstanbul inanılmazdı bugün. Evet. Bugün İstanbul inanılmazdı bugün. Bugün İstanbul'a inanılmazdı. Ne Merak emri? et. Dün gece de öyle hocam. Yani inanılmaz. Emre ne diyeceksin? Fenerbahçe son 6 deplasmanda 2 puan çıkartabildi. Evet. Şimdi öncelikle ben bir geçen haftadan başlamak istiyorum. Biliyorsun ki Serdar Aziz geçen hafta ikinci sarı karttan kırmızıyı görüp oyundan atıldı. Karar doğru muydu? %100 doğruydu yani bana sorarsan. Fakat e, ee, bir şeyin altını çizmek istiyorum. Serdar Aziz galiba kendini hala Galatasaray'da oynadığını zannediyor. Şimdi Galatasaray'da oynarken öyle ya da böyle hakemler bazı şeyleri görmezden gelebiliyorlar ama üzerinde forması, önümde, üstünde Fenerbahçe forması, <laughs> üstünde Fenerbahçe forması olduğu zaman böyle mercekten bakıyorlar. İyi de yapıyorlar ama keşke herkese mercekten baksalar. Ben demiyorum ki niye kırmızı kartı verdin diye. Şimdi en büyük sıkıntısı Fenerbahçe'nin sezon başından beri neydi? Jason. Ne çektiyse, ne çektiyse Fenerbahçe, Jason'dan çekti. Çocuğu da suçlamak istemiyorum. Son itibariyle bölgesi değil, mecburiyetten orada bir şekilde oraya yama yapılmış bir şekilde performans vermeye ya çalışıyor. Nerede o kadar stoper alındı, neredeler? Hem stoperlerin gönderilmesi yerine stoper alınmadan bir hataydı, büyük bir hataydı. İkincisi, Ersun Hoca zamanında palet alındı biliyorsun. Uzun zamanda palet oynatmadı. Yine sona karar verdi. Jason'dan devam etti orada. Palete bakıyorsun şimdi öyle ya da böyle abi kötü adam değil. değil. Yani sonuç itibariyle stoper. Performansını bin kere konuşuruz burada. Otururuz, indiririz, kaldırırız. O başka mesele. Ama stoper mi adam stoper. Orada duruşu, nasıl alacağını, nasıl vereceğini bunların hepsini bilen bir adam. Cross paslar çıkartabiliyor, ha. sol ayağıyla topu oyuna kurabiliyor. Geçen hafta attı Fenerbahçe'nin attığı, attığı golde öne çıktı biliyorsun. Ondan at, onun verdiği pasta Hasan Ali golün Oradan pasını gelişti, verdi. Evet. Yani ondan gelen bir toptu. Kolay da değil ayağını bu kadar iyi kullanan stoperi de bulamazsın. Stoperin ileri çıkması demek esasında kendine güvendiğinin de anlamına geliyor. Yani ben bunu veririm bu pası. Olmazsa da geri dönebilirim. Bu düşünce de bu güvene sahip bir stoper ileriye çıkabilir. Çok fena, çok kötü bir stoper değil açıkça söylemek gerekirse. Peki neden sezon başında şey, sezon başında diyorum... ...falet alındıktan sonra Ersun Hoca faleti niye oynatmadı? Şimdi teknede oturup da bunların hesabını yapıyor mu? Geçen hafta da hocam, geçen hafta değil yani hafta sonunda da... Ferdi ne oldu, ne kadar oynadı bir toplam de bakalım o. dedi. Yani 2700 dakikada 1200 dakika falan çıkıyor. İkincisi de o, doğru söylemiş hocam. Yani... Perdeyi oynatmadın. Palet'i oynatmadın. Bir sürü Jayson yüzünden hatırlıyor musun? Bir ara şey yapıyorduk. Hesap yapıyorduk. Fenerbahçe Jayson yüzünden kaç tane maç puan kaç puan kaybetti diye. Üst üste puanları sıralamış, sıralıyor oluyorduk bir ara. Evet. Şimdi bugün tabii mecburiyetten elde yok avuçta yok. Yani yapabilecek bir şey var mıydı bence? Altyapıdan belki bir oyuncu çıkartıp oraya koyabilirdi. Onu tercih etmediler. Jayson'u tercih ettiler. Abi Jayson bu zamana kadar Fenerbahçe'de stoper performansı olarak gösterdiği en kötü performansı gösterdi. Hakikaten yani adam beni burada yalvarıyorum oynatmayın diyor ama bak esasında yaptığı oyunla, yaptığı hareketlerle, yaptığı hatalarla yalvarıyorum beni burada oynatmayın diyor ama ne yazık ki yine bugün Emre Belezoğlu ona orada görev verdi. Ama baktılar ki iş kötüye gidiyor. Önce bir kaleden uzaklaştırdılar. Ozan'ı koydu biliyorsun yerine. Ozan'la yer değiştiler. Ondan sonra da sağın dışına attı artık. Çünkü ne kadar fazla kalırsa orada Fenerbahçe'nin gol yeme oranı yüzdesi daha çok yükselecek. Jail sonunda sanki e, takımda kalma yüzdesi de azalıyor. Ama ne yapsın adam ya? De. Gerçesi doğru söylüyorsun. Ne yapsın adama suçlayamazsın ya. Yani hocam bak top oynadı. Hocam yani stoperle libero arasında bunların yetişme tarzıyla stoperle liberonun arasında ne kadar fark var biliyorsun. İkisi çok farklı bölgeler. Birisinin arkasında direkt kare var. Birisinin arkasında stoper var abi. Bu şekilde oynuyor adamlar yani. Yoksa ya işte kardeşim biz stoperin yaptığını da mı yapamıyorsun diye adam hesap soramayız ki biz. Stoperin yaptığı özel bir mevki orası. Üst üste 12 maçta gol yemiş hocam Fenerbahçe. Fenerbahçe bu sezon e, savunmasıyla çok tartışıldı. Kaleci Altay iyi kumaş, genç kaleci, yetenekleri var ama yan toplarda, hava toplarında tereddütler yaşayabiliyor ki bugün de yaşadı ilk yarıda özellikle ama öte yanda çok kritik kurtarışları da imza atabiliyor E savunma desek bir türlü e, istikrarlı bir stoper tandemi göremedik Fenerbahçe'de e, geçtim onu beklerde de aynı durum söz konusu uzun dönem dirar sol bek oynadı örneğin Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin sakatlığında ve alternatif bir sol bek yoktu uzun lafın kısası hocam Savunma anlamında çok sıkıntılar çekti Fenerbahçe. Ve üst üste 12. maçında da gol yiyerek ayrıldı bugün. Ee, savunma anlamında siz de hani eski bir stopersiniz. Hakemlik bir yana. Ee, ben santrforum abi. sonra stoper. Aa Doğru. Öyle başladınız değil mi hocam? Ben Ankara 3'üne geldim. 100 bin liraya 68'in 69'un parası 100 bin lira. Sonra stoper oldum. Sonra yer değiştirdim. Şimdi hocam bak. Türkiye'deki bu sistem böyle yürüdüğü müddetçe biz her hafta program yaparız. Bize malzeme çok gelir. Konuşuruz. Geliyor abi. hocam. Geliyor. Hepimiz haklı oluruz. Saçma sapan işler olur. Ya işte Fener Galsa, Beşiktaş bunlar yani büyük takımlar, Trabzon. Şimdi bunların bir transfer politikaları olması lazım. Bir yemeği yaparken tuzun yerine karbonat koyamazsın abi. Karabiber yerine kırmızı biber koyamazsın. Bunların hepsi kadro şekillenmesinde düşünülür. Bazı adam vardır ilk de oynatacağım diye alırsın. Bazı adam vardır ben bunu yedekte tutarım diye alırsın. Parana göre hesaplarını yaparsın. Bir takıma bakıyorsun 8 tane kiralık var. 10 tane kiralık var. Bir takıma bakıyorsun sonu santrıfora alıyorsun. Egzecere ediyorum. Santrıforu sahabeke alıyorsun filan. Yok böyle bir sistem hocam ya. Biz de tam affedersiniz bir şey. Tamam. Onun için. Bozuluyorlar hocam böyle deyince aman. Sana da demesinler şimdi ırkçılık yapıyor diye. Hemen tabi edildiler ya dün. Hocam o, şimdi aslında ben Arapları da severim ha rahat adamlardır. <laughs> ya biliyor musun? ya dünya yıkılsa boş derler. Mesela şeyler e, şey daha rahat Mek Mek falan da filandır, beyazlar yani, daha şeydir <laughs> böyle daha, daha, beyazlar daha böyle hani yarın şeyler filan siyahlar ya boşver derler ya nasıl giderse gitsin. Şimdi bizim kulüplerdeki sistem o. Zaten dikkat et. Sistemli takımlara bak. Bak Türkiye'de sistemli takımlara bak. Başakşehir mesela. İşte Başakşehir. Aynen. Göztepe daha yeni yeni ama Göztepe. Bak Trabzon o sisteme girdi. Mesela Trabzon sisteme girdi. Bozmazlarsa var ya 4-5 sene hep yukarıda götürürler. İlk üçte götürürler. Başakşehir. Bozmazlarsa hep ilk üçte götürürler. Ama aynı şeyi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray için söyleyemiyorsun ilk üçte götürürler diye ben söyleyemiyorum. Çünkü bakıyorum abi sistemsizlik var. Ya kardeş bu sene olma şampiyon ama bak ya bu sene dört tane yeri sağlam al. Beş tane yeri. Seneye de üç tane yeri sağlam al. Sonra orada oyna. Nasıl olamıyorsun şampiyon? Bir, bir, teknik adam bir oyuncu değiştiriyor. Üç oyuncunun yeri değişiyor. Böyle bir takım olmaz ya. Dört oyuncunun yeri değişiyor. Böyle bir sistem olmaz arkadaşlar. Ben bakıyorum Fenerbahçe'de oraya giriyor. Orada sağ beke giriyor. Sabah stopere geçiyor, stoper orta sahaya geliyor. Yok böyle bir şey. Bu sistemsizlik. Bir teknik adam, bir. Bir teknik adam futbolcuyla rekabet edemez. Futbolcuyla kavga edemez. Futbolcuyla münakaş edemez. İki, bir teknik adam rekabet yaratması lazım. Takımın içinde. Ha. Bir teknik adam takımın içinde rekabet yaratacak dediği zaman teknik adamın Menajer, menajerlerle münasebeti ne kadar? Şimdi diyeceksiniz ki, ya Erman Hoca ne alaka ya? Menajer diyecek ki, sen benim oyuncularımı oynatmazsan ben bunu yaparım. Hı. Dört, beş tane aynı oyuncudan, aynı menajerden oyuncu aldıysan yandın. Hı. Neden bahsediyorsunuz ya? Teknik adamlara bakarım, kimlerle çalışıyor, hangi menajerlerle çalışıyor? Teknik tek adamların geriye dönük en az 7 sene, 8 sene, 10 sene hangi menajerlerle ne yaptılar onlara bakarım arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler. Niye bu şarkitörüden limonu alıyorsun da bu şarkitörüden almıyorsun? Göstere gel. Bu sahneden çıkan limonu satıyor 10 liraya, düzgün limonu satıyor herif 6 liraya. Ama gidiyor 10 liralık limondan. Bu sahneden limon çık çıkaran limonu alıyor. Bu sahneden çıkan limon Dört gün sonra sabun gibi erir. Misal veriyorum size. Işte. Bu idareci anlamayabilir. Anlayan idareci zaten yok. Arkadaşlar olay derin aslında. Onun için de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar, başkaları da var. 10 oyuncu geliyor, 10 oyuncu gidiyor. Ankara gücü ya. İki senede herhalde 50 oyuncu geldi, 50 oyuncu gitti. Misal veriyorum. Tahta kapalı, açıyorlar 10 oyuncu geliyor. Son gün açıyorlar, 15 beş tane alıyorlar bir anda. Ya, nasıl lan? Kenaz mı <gülüyor> alıyorsun? <gülüyor> Yani hocam bunlar şey işler ama büyük takım. Hadi Ankara gücü filan altyapısı yok bilmem ne ama büyük takımların çok daha kontrol olmaları lazım ya. Büyük takımlara gelen adamlar. Şimdi Ali Koç'u hırsızlıkla suçlayamazsın. Adamın öyle bir şeye ihtiyacı yok. O zaman ne yapıyor? Hata yapıyor. Bak şimdi. Trabzon Başkanı geldi düzgün getiriyor. Galatasaray Başkanı düzgün adam. Ama işte transferler, transferler Orada da yetkili mesela Fatih Terim. Galatasaray Başkanı gider Fatih Terim gitmez. E Fatih Terim o kadar etkiliyse ne diyor? Kendine soru yönelttirdi iki tane çanak. Kim suçlu dedi iki tane hatalı. Benim. Biri, biri, benim biri Fatih Terim. Yok böyle bir şey abi. Dalga mı geçiyorsun ya? Takımın yürümüyor. Takımın yürümüyor ya. Takımın daha bir oyuncu atılıyor. Takımın daha bir sarı var. Bu kadar kolay sarı kart, kırmızı kart görürsen sorumlu sensin. Şimdi ben bakıyorum Fenerbahçe seneye inşallah düzgün işler yaparlar. Yani mutlak şu anda başlamışlardır. Teknik adamları da belli olduğuna göre şu anda en az 4-5 topçuyla. Bir de şu var. Başkan da Fenerbahçe sen. bir futbolcuyu alacaksa şunu demeli Galatasaray, Beşiktaş. Ben bu topçuyu 3 sene, 4 sene tutacağım. E tabi Bu ben de 3 sene 4 sene oynar. Ya oynar Beklediği zaman da bana sorun yaratmaz. Otip adam alacağım. Şimdi bakıyorsun, işte adam basmadık yer yok. Arkada oynayan adam ne adı? Şey, adamın hani fiyatını düşürelim dediler ya. Ama adam futbolcu. Hasan mı? Yok ya şey işte İtal Palet oyuncu. Palet mi? He? Palet mi? Değil ya. Kim bu? Oyuncu saçları böyle olan. Ha Gustavo, Gustavo Gustavo. Gustavo. Adam çıkıyor her maç, değil mi? Adam her maç 70 veriyor, 65 veriyor, 75 veriyor. 20 hiç düşmüyor. Ben o düşmüyor, hiç 40'a düştüğünü 60, görmedim. Düşmez. E ya belli bir standartı var adamın. Üstüne çıkar altına inmez. Evet. bana, bana öyle oyuncular lazım. Yani Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bunlar alınmıyorsa bir sakatlık var işte hocam. Bunu sana söyledim. Emre, e, Adaş'ın Emre e, ilginç bir istatistik. 90'larda, 90'lı yıllarda gol atıyor. 2000'li yıllarda gol atıyor. 2010'lu yıllarda gol atıyor. 2020'li 2020 yıllarda gol atıyor. 40 yaşındaki Emre e, gol attığı e, takımlar da... Ne ekledi. gol attı ama değil mi? Yani bugün hani biz çok kullanırız. Jeneriklik bir gol attı. Harika. Emre'nin payı var tabi bu işte. Kendine bakması, profesyonelliği filan. Ama Emre bu ligde hala böyle top oynuyorsa diğerleri rezalet demektir. Onlar düşünsün değil mi? <laughs> hocam <bak. gülüyor> yok hocam o tamam, kadar değil Emre, ya. vallahi öyle. Emre hala bu topu oynuyorsa böyle diğerleri rezalet abi. Genelden bahsediyorum. Yani Fener'den falan değil. Kendine bakıyor çocuk ya hocam. Kendine bakması avantaj. Ama hala bu futbolu oynayabiliyorsa arada diğerlerinin daha bozuk olduğundan oynuyor. abi. Bazen, Diğer takımlarda oynayanlar. Bazen arıyorum mesela açmıyor ertesi gün dönüyor bana ne diyor biliyor musun? On buçukta yatıyorum ben diyor. Geç aramışsın beni. Öyle ben. öyle. On, buçuk başka saat türlü, on başka buçukta türlü yatıyorum türlü oynayamaz. diyor. Başka türlü oynayamazsın. Oynayamazsın ya. Oynayamaz soracağım. İki de, üç gece iki de ya da oynayamazsın. Şeyi, gördün, peki, şeyi oynayamazsın. gördün mü peki? Emre Belezoğlu girdikten sonraki takımın halini gördün mü? Tabii canım çok farklı. Hadi, hadi, hadi yiyorsan gibi. Yiyorsa koşma abi Emre sahadayken. Anladın mı? Öyle bir enerjiyle giriyor adam içeriye. O da önemli de yani şimdi hakikaten Erman abinin de söylediği gibi 40 yaşındaki Emre Belezoğlu çıkan oyuncular, yapamayan, yapmaya çalışmayan oyuncuları falan görünce Çıldırıyor çocuk e, Bambaşka evet çok yetenekli Son yılların belki de bölgesinin en iyi oyuncusu Türk oyuncusu Emre Belezoğlu. Ama Erman abinin de payı var Yani diğer oyuncuların bu kadar kötü olmaya hakkı var mı o zaman ya bu Yani biraz, Fenerlisi diğeri ya, Bak bu biraz, diğer takımlar Bir sürü için şey olsun. koyacaksın sadece performansı değil Ay diyetisiyle elini taşın altına koymayla Bir sürü şeyle de alakası var Biz Bazı sermiş bir şey yapmıyor Anladın? Bazı kendine bakmıyor Emre bunların hepsini yapıyor Bir şey söyleyeceğim sana Allah aşkına Şimdi Ersun Yanal'ı Fenerbahçe'ye bakalım. Bir de Emre Belezoğlu Fenerbahçe'ye bakın. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belezoğlu diyoruz değil mi? Yani. Diyoruz artık. En yani, azından. Yani son itibariyle şey Tahir Hoca kusura bakmasın ama yani kadroyu Emre kuruyor. E, taktiği Emre veriyor. Oyuncu değişikliklerini Emre yapıyor. istediği zaman oyuna kendini atıyor. istediğini çıkartıyor. Bunların hepsini Emre Belezoğlu yapıyor. Baksana yemin ediyorum. İtiraz edebilirsiniz. Pro lisanslı Ersun Yanal'dan daha iyi teknik direktör değilse ben adamı değiştiririm abi Emre Belezoğlu. Ya şimdi Bak ben sana o kadar söyleyeyim. En azından en azından abi zeki adam subjektif. Zeki Hüseyin adam. Ben bir sana şey. bir şey söyleyeceğim. Bugün bugün Ersun Hoca sonu 11'de çıkartsaydı. Stopere de koysaydı. Maçın sonuna kadar bekler miydi, beklemez miydi? Bana bunun cevabını ver sadece. Beklerdi. Bence de beklerdi. Yaptı çünkü bunu. Adam hata yapıyor, gol ilettiriyor, bekliyor Ersun abi. Ersun rekabeti sağlayamadı. Ersun rekabeti sağlayamadı. Kadroda rekabet çok önemli. Senin bir oyuncun vardır. Çok kalitelidir. Onun üzerinden 8'lik adamdır, 7'lik adamdır. Bir de 4 5'lik adam vardır. O 5'lik adamı o 8'lik adamlar o 8'lik adama tehdit edeceksin abi. O 5'lik adamı öyle hazırlayacaksın ki 8'liği tehdit edecek. Ulan bu girerse falan diyecek. Bunu yapmadığı zaman başarı olmaz. Hocam benim bir soruma bir cevap verir misin hocam? hocam. Cevap. Jason bugün bu kadar hata yaptı mesela o maçın başında. Ya ne kadar Ersun yaptı? Ya siz çok... mıydı, çıkartmaz mıydı? Bana sadece onu söyle hocam ya. Yani. Hep beraber gördük. Ya Cansu'nun bir tane yaptığı ilk hata değil ki bu. Tamam da mesela bunu görüyorsun değil mi? Teknik direktör olarak bunu görüyorsun. Diyorsun Cansu'nun hata yapıyor. Tak ne yaptı? Ozan'la yerini değiştirdi. Hemen kısa bir süre içerisinde de oyundan aldı Cansu'nu. Şimdi teknik direktörlük bu değilse nedir peki ya? Bana anlatsın bir birisi ya. Peki nereden alındı? Brezilya. Kim aldı? Şey... Libertadores ee, şampiyonundan neydi geldi. Neydi o diğer şeyin adı bizim? Terena olmadı mı? Teren, Yok. Ee, yok. Kim aldı? Jelson şey aldı, şey, ee, bizim bu yeni Fransız ya. Fransız aldı onu. aldı herhalde. Ben he. sanki bir önceki dönem gibi hatırlıyorum ama emin değilim. Bakalım hemen abi şey içeriden geliyor mu haber yoksa ben bakayım. Şimdi burada. Ben hatırlıyorum herhalde. en az 3 pozisyon. 50 metre refakatçi oldu gol yedi Fenerbahçe. Çok. En az 3-4 tane Çok. pozisyon. 50 metre refakatçi Bir tanesi daha taze. O zaman Şorlok. demek ki Fenerbahçe'de yani şampiyonlar gider takımda oynayamayacak bir adam. Peki bunu alan kim? Kaç para alıyor? Ben bunu alanlar hesap sorarım. O kadar para verir miyim? Cahil sonunda ilk 11 oyuncusu olur mu? Yoksa Cahil sonunda Kom alayım. Komolli, komolli, Yoksa Cahil sonunda alayım. Yani kenarda oturturum. Arada sırada oyuna sokarım mı diyeyim? Kaça alındı? Hocam Ceremio kulübüne sadece sözleşme fesli için 4 milyon euro demişler. Tabii tabii. E peki tamam da şimdi... Ama hep şeyde oynuyordu yani orta saha oyuncusu. Ya Emre bu paralar yok dünyada Avrupa'da bile ya. Bitti artık ya. canım. Bitti. Bu paralar yok ya. Bu paralar alındığı zaman da yoktu. Bu paraların çoğu nerelere gidiyor? Menajerlerime gidiyor. Bilmem ki. Bak bir şey daha bahsediyorum. Menajer, teknik direktör bilmem ne ilişkisinden bahsediyorum ya. Arkadaş. Kulübün yetkilisi kim? Toptan anlayan idaresi var mı? Bunları yaptığın zaman başarılı olursun. Yoksa böyle olur. Çok net ya. Hocam sana bu akşam vaktimiz var mı bilmiyorum da esasında öyle Beş dakika bir, kadar ha, var. öyle sonra, bir sonra şey. maçtan sonraki yani bu hafta sen takım Fener, oyununda da konuşuruz. Fenerbahçe'nin sen açıklamasını okudun mu? Hasan Ali ile ilgili algı yapılıyor falan diye böyle bir açıklama yaptılar. Hocam iş nerelere gelmiş biliyor musun artık? Bak bunu söylüyorum insanları inandıramıyorum çoğu insana. Menajer oyuncusunu mesela atıyorum Fenerbahçe'ye göndermek istiyor değil mi? Sol bek benim oyuncum. Erman Toroğlu'nu ben Fenerbahçe'ye göndereceğim. Kim var orada? Zaten çürük diş gibi duran Hasan Ali var. Abi sosyal medya üzerinden artık menajerler algı yaptırmaya başlamış. Ne olacak? Hasan Ali'nin üzerine algı yaptıracaktır. Hasan Ali'yi oradan göndertecekler. Ben kendi oyuncumu sokacağım. Bizlere yapılmıyor mu bu? Yapılıyor aynı şekilde. Ama gibi. herkes ama bak, yapmıyor yeni, mu? Yeni her, bir sistem her, bu diyorum. Yeni kurul, bir oyuncu satış, bunu satış bunu sistemi. Bunu herkes yapmaya başladı Emre. yani Hasan Ali satılacak. De bak Hasan Ali satılacak falan diyorlar. Burada iki haftadır söylüyorum. Hasan Ali'yi hiç tanımam çocuğu. Ama bakıyorum, ben Hasan Ali'yi Fenerbahçe'den. Hayatta göndermem. Ben de göndermem hocam. Niye göndermem? Bu adam Kenarda da otursa sorun olmuyor gördüğüm kadarıyla. Tabii. Ve bu adam iyi bir kumaş. Niye göndereyim ya? Yani Hasan Ali gibi bir adamı kaça alacağım? Zaten hiçbir yerine lazım. oynatacağım adam. Sorun olacak mı? Olacak mı? Onu heve, hocam. Gösterecek. Bu, bak şimdi, bunları yaptığın zaman bir sene, iki sene, üç sene doğru yaparsan o zaman kemik kadroyu yaparsın Emre. Ama bu yapılmıyor. Geliyor birisi, onu alıyor, bunu alıyor. Siz Gidiyor, başkan. onu alıyor. Şimdi Ali Koç'un yaptığı en büyük hata. Geldi langur lungur her şeyi değiştirecek. Abi değiştiremezsin hemen. Bir bak ya. Hazır gelmemişsin. Hazırlanmamışsın. Onlar da kabul etti. En son konuşmasında onu söylüyor başkan. Şimdi. Çok fazla. Şimdi Emre'yi soktu devreye. İyi güzel de şimdi bir tehlike var. Antrenör alacaksın büyük ihtimal Erol Bulut alacaksın. Şimdi Erol Bulut ile çalışacak mı? Kaç yardımcısı gelecek? Emre'nin sınırları ne olacak? Erol Bulut'un sınırları ne olacak? Yarın bunlar sorun olacak. İşte herkes haddini bilirse Erol sorun olmaz ama. karakteriyle Emre'nin karakteri ne kadar bir yere kadar ne kadar oluşacak? Onlar eski ev arkadaşıymış galiba. Şöyle hem eski ev arkadaşlar hem de Başakşehir'de birlikte çalıştılar biliyorsun. Yani. Birisi yardımcı antrenördü birisi futbolcu olarak. Bunları doğru başarı gelir ama Arada bunlar çarpışmaya. Ne dedik geçen de, 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 sene? De, de. Ersun, Ersun Yanal varken Komoli geldi. Ersun Yanal, Komoli. Olmaz ya. Olmaz. Komoli'yi hiç tanımıyorum. Ersun'u tanıyorum. hayatta olmaz. Birinci gün olma, olmadı. De, söyledik. Ya Söylediğiniz olmaz. de burada. Ben, ben, ben müneccim değilim ki. Hocam. Gözüküyor. Nasıl aldılar Ersun Yanal'ı peki? Bana onu söylesene. Sosyal medya gazıyla almadılar mı? Evet. Fenerbahçe maç kazanıyor. Ersun Yanal gelsin diye sosyal medyada peki, trend Emre, topik oluyor. Peki şimdi ama o sosyal medyaya işte eee sen işte bulunuyorlar. Dinlemiyoruz dediler. Kesinlikle sosyal medyaya göre hak etmiyoruz sosyal dediler medyayı... ama, ama Ersun Yanalı, Ali Koç'a rağmen sosyal medya getirmedi mi bu kulübe? Baktılar bu iş böyle oluyor. Menajerler artık böyle çalışıyor Aykut babacığım. sosyal medya göndermedi. gönderdi. sosyal medyadan şikayetçi olanlar sosyal medyayı kullanmayacaklar. Evet. Sosyal medyadan şikayetçiysen sen de kendi yaptığın hatları o zaman ya bizi, yapmayacaksın. Sana da yaptılar. Bana sosyal da yaptılar. Sosyal medya. Ama biz hepimize yaptılar. Sana yaparsan sana kılıç, da yaparlar. Kılıçla savaşan Benim sen sosyal medyam ölüyor. yok. Benim sosyal medyam yok. Hepsi sahte. Benim. Ama sen sosyal medyayı ahlaksızlıkça benim üzerime yollarsan senin üzerine de ahlaksızlıkla geldikleri zaman kızmayacaksın. Hocam sana da bir Instagram yakışır ha şöyle yemek Olacağım. yaparken hocam. falan. Yok hocam işim olur. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? ne zaman, ne zaman, bir Instagram gazete, aç ya. ne zaman gazete televizyon işim biter o zaman girerim. Şu anda hiç yok. Hepsi sahte biliyorsun. Evet hocam ya bizim de öyle. Ama Et Instagram sahte açabilirsin. Sahte... Instagram'da öyle çok şey yok. Gelacağım. çok Aç fazla ol. yok. Beni Ağaz. okuyacak kastı yok. Ee, bu puan ziyaret. gençler birliğine çok yaradı değil Yaramaz mi? Yaramaz mı? Evet. Yani başkente şimdi Ankara gücü için e, sıkıntılı bir puan durumu. Kayseri Spor'un da ekstra arka arkaya aldığı galibiyetlerle. Abi düşen Ama takımlar. Hep bir, şey Hep bir şey söylüyorum. Hep bir şey söylerim. İkinci yarının yarısından itibaren düşmeyeceksen eğer iki tane deplasman çakacaksın hoca. Yeah. İki deplasman çakarsan çıkarsın. Düşmezsin. Ama iki deplasman çakarken içeride de çakacak.